27 Aralık 2017 Perşembe günü İran'da kötüleşen ekonomik durumu protesto etmek amacıyla gösteriler yapılmaya başlandı. İran'ın en büyük ikinci şehri olan Meşhed'de başlayan gösteriler Kirmanşah, Rejtum ve İsfahan'a kadar yayıldı. Başta ruhani olmak üzere yöneticilere ve izledikleri dış politikaya tepkili olan göstericilerin attığı sloganlardan bazıları şunlardır. Halk yalvarıyor, din adamları Allah gibi davranıyor. Hayatım Gazze için değil, Lübnan için değil, İran içindir. Suriye'yi bırak, bizi düşün. Mollalar utanın, ülkemizi rahat bırakın. Diktatörlere ölüm. İslam devleti istemiyoruz. Ekonomik gerekçelerle başlayan olaylar, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle rejimi yıkmaya yönelik bir eylem haline dönüşmeye başladı. İran hükümetinin eylemler hakkında yaptığı açıklamalardan bazıları ise şunlardır. Ruhani, insanlar eleştirilerini ifade etmekte ve protesto yapmakta tamamen özgürdür. Ancak eleştiri şiddete başvurmaktan ve kamu malına zarar vermekten farklıdır. Ruhani, eleştiri ve protesto tehdit değil fırsattır. Halk yağmacılara ve kanunları ihlal edenlere kendisi cevap verecek. Ulusumuz kanuna ve insanların isteklerine aykırı sloganlar atan ve devrimin kutsallarını ve değerlerini aşağılayan bu azgınlıkla ilgilenecektir. İshak Cihangiri, bu ülkede bazı olaylar ekonomik sorunlardan kaynaklanıyor. Ama bunların arkasında başka bir şey var gibi görünüyor. Bunu yaparak hükümete zarar verdiklerini düşünüyorlar. Ama karlı çıkacaklar başkaları olacak. Ayetullah Ali Hamaney, düşmanlarımız ülkemizde isyan çıkarttı. Savaş çıkartmaya çalışıyorlar. Para, silah ve ajanları kullanıyorlar. Gün geçtikçe kullanılan dilin ve yapılan müdahalenin şiddetinin arttığı olaylarda şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti. Olayların geleceği hakkındaki yorumlar ise şu şekilde. Olaylar İran üzerinde ABD ve Rusya'nın çekişmesine dönüşebilir. Hükümet olayları şiddet kullanarak bastırır ve olaylar son bulur. Hangi görüşün haklı çıkacağını ise bize zaman gösterecek.